Erken kalkan yol alır. Şimdi şu kahvaltımızı yapak. Ondan sonra hemen gidip nikah dairesinden gün alak. Oh be. Vallahi gün benim için şu anda başladı. Süper. Kalbim çarpıyor. Benim de. O zaman kahvaltımızı yapalım, beraber çıkalım. Ha ama benim önce bir dükkana uğramam lazım. Oradan da fotoğrafçıya gideceğim, vesikalık çektireceğim. Sonra buluşuruz. İyi tamam, o zaman ben de galeriye gideyim. Sonra sen işin bitince beni ara. Tamam da senin vesikalın var mı? Var. Nasıl var? Ya işte geçen sefer gitmiştik ya nikah dairesine gün alabilmek için. Tamam da o geçen sefer evrakları ortaya çıkarmadıydık ya. Hani ne bileyim şimdi yine şey falan isterler, biyometrik falan derler, bir şey derler. Onu bilmiyoruz değil mi, oluyor mu olmuyor mu? Var ama benim ya bir sürü çeşit çeşit. Tamam o zaman sen ne kadar varsa elinde vesikalık hepsini al gel de sağlam alak işimizi. Tamam. Bu arada bak baştan söylüyorum. Sade bir nikah yapacağız. Hiç düğün müğün diye başlama. Yani milleti şimdi mutlu edeceğiz diye hiç ben çile çekemem ya. Ya tamam dedik ya, daha kaç kere tamam diyebilirim Şevkay? Hayır bilmiyorum ya. Yani şimdi sabah olur dersin, akşam olmaz dersin. Ondan sonra külahların değişmeyecek ya. Vallahi sen benden daha kuruntulusun ha. Kuruntu değil yavrum, tecrübe ya. Ya bizim mahalle tarihinde ta bir tane vukuatsız düğün yok. Şimdi ben kendi nikah gecemde de karakolda yatmak istemem ya. O yüzden kimseye duyurmadan hemen gidelim günümüzü alalım. Tamam. Vallahi sen de bir garipsin ha. Herkesin içinde evlenme teklif ettin bana. Şimdi de evleneceğimizi kimse duymasın diyorsun. Ya yavrum benim derdim bir an önce olay çıkmadan şu işi halletmek. Gidelim günümüzü alak. Nikahımızda imzaları atak. Şu evlilik cüzdanı bir elimize geçsin. Ondan sonra isterse tufan kopsun. Ben senin üstesinden gelirim zaten ya. O zaman ben kalkayım. Tamam. Hadi. Oh. Beni öpmeden mi gidiyorsun? Görüşürüz. Tamam hadi işin bitince ara. Tamam. Günaydın Müşü. Günaydın ustacığım. Ya usta akşam yatılayım misafiri vardı. Annem dedi git Eminönü'ne bir şeyler al. Bana da listeyi ver elime. Acaba bana öğlene kadar izin var mı? Yok olmaz oğlum. Benim acilen fotoğrafçıya gidip acil vesikalık çektirmem lazım. Usta acil vesikalık dediğin şey 5 dakikalık olay ya. Sen git gel, ben sonra gideyim. Lan oğlum benim asabımı bozma. Bütün gün daha dünya kadar işim var benim ya. Sen söyle anana başkasını göndersin ya. Ya da en güzeli safsaflasın misafirlerine. Yatılı misafir, huzur kaçırır oğlum. Safsaflasın, boş ver. Ya usta bari sen arayıp söylesen. Ben arayınca bana carcur yapıyor ya. Ben ne arayacağım sen? Tövbe dur. Şu ses sor. Efendim ben sizin. Şevkat. Ya şey diyeceğim, işin uzun sürmeyecekse ben de geleyim mi seninle fotoğrafçıya? Ha yok, fotoğrafçıya senin gelmene gerek yok yavrum. Ben o işi hallederim. İşim bittikten sonra sana haber veririm, sen beni oradan alırsın. Sonra beraber nikah dairesine gideriz. Oradan sonra da biraz baş başa dolaşırız istersen. Tamam olur ama bak oyalanma, geç kalma tamam mı? Tamam tamam, hadi öptüm. Usta hayırlı olsun, vesikalık fotoğraf nikah dairesi bana ya. Şimdi ağzını yavaşça kapat ve ben sana söyleyene kadar nikah kelimesini ağzından kaçırma. Tamam? Niye ustaya sürpriz falan mı yapacaksınız? Sana ne lan? Sana ne oğlum? Allah Allah! Bana bak, mahallede bir kişiden duyarsam bunu senden bilirim, haberin olsun ha. Ya usta ayıp ediyorsun ya. Sanki ben dedikodu yapan bir insanım. Yapmıyor mu? Yapmıyor mu dedikodu? Senin işin adın oğlum. Hayır sen bunu bilinçli de yapmıyorsun ki. Senin ağzının yayı gevşek aslanım. Sen hala ağzını yaya ya. Ağzından kendiliğinden kaçıveriyor ya. Senin de suçun yok. Benim asam bozma. İşine bak hadi. Şu Cuma'nın aklını oyup çıktık Kartepe'ye. La gençliğimin baharında çolak kaldım ya. Böyle bir şey var mı ya? Üzeyir. Ha burayı bir süpür la. Hacı benim süpürecek yerlerim ağrıyor. Sıkıntım var benim. Terbiyesiz herif. Şişt Merdan, al buraya bel at. Dur ya, 2 dakika bir kahvaltımızı yapalım Allah Allah. Muhtara bak ya. Selami, yap bir orta muhtar kahvesi. Ah kahve ah, al kahve bak kahve. Üzeyir, la bir kahve bari yap la. İstemez. Ben kendim yaparım. Allah Allah, siz hayırdır ya? O da seni ilgilenemez. Bak, bak, bak. Bu da trip. Bak. Trip mi yapıyorsun la bir de? Ana! Selam abi, bana renkli bir şeyler ayarlasana böyle ince belli bardakta. Favori rengim sarı, biliyorsun zaten. Oğlum siz beni mi sınıyorsunuz lan? Beni mi sınıyorsunuz? Oğlum Allah'ın hakkı üç bak, 4. sensin. Yemin ediyorum seni çarparım ha. Rakım 0'a yakın, havalar 1500. Abi acayip bir havadisim var. Duyunca böyle ayakların yerden kesilecek yani o biçim.
Allah Allah. Ateşle bakayım lan ağzındakine. Şevkat ustam fotoğrafçıya gitti vesikalık şeklini. Oradan da Esin yengemizle buluşup nikah dairesine gidip nikah günü alacaklar. Vay, harbiden bombayı kes. Selam abi, bak gözünü seveyim ha. Benden duyduğunuzu söylemiyorsun. Selam abi, bak rica ediyorum. Neden acaba? Yani bir plan yapıp bize özel mi ilan edecekler durumu? O kadarını bilmiyorum. Ne kadarını biliyorsun? Abi bak işte bildiğim kadarını anlattım ya. Gözünü seveyim, benim başıma derde sokmayın ya. Tamam. Unutun o komple olayı. Ben söylemedim bir şey. Abi canım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biz bildiğimizi belli etmeyiz ama önceden de tabağı ağzını ararız. Değil mi? Şişt, Berdan. Şu Kamil'e renk bir şeyler ver. Sarı favorisiymiş. Hı. Muhtar. Hı. Canımın içi. Şimdi bir şey sorabilir miyim? Sen ne iş yapıyorsun? Muhtarım. Hı. Eminsin. Kardeşim şimdi Emrecan kaçırıldı, hatırlıyorsun. Adamların izini sen buldun. Hı hı. Ali Yılmaz mevzuyla alakalı bütün detaylar sendeydi. Fi tarihinde belki hatırlarsın bir kızcağız için tekstil atölyesine gitmiştik. Orayı da sen bulmuştun. Evet. Falan filan. Yani şurada ağzımızın dibinde iki tane kardeşimiz burada hayırlı bir iş için bir araya giriyorlar. Sende hiçbir delil yok. Fazla gözümün önündeler ya, kaçırmışım. Ha, cacık. Hep cacık. Günaydın canım. Günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya Sanem, bir şey diyeceğim. Benim bir küçük işim var da. Ben bir çıksam sen buraya bakabilir misin? Bakarım. Bakarım da nereye gidiyorsun? Önemli bir şey değil ya. Ben Şevkat'ı arayınca çıkarım. Şevkat'le gidiyorsun. Özel bir şey mi var? Yani aslında çok... Hanımlar. Evet, merhaba ya. Özel bir gün için şey ettiydim ben bunu. Selamı Taşbaşı'ndan spesiyel. Allah Allah, bu ne ya? Ben görmeyeli mahallenin çay ocağı boyut mu atladı? Nedir bugünü özel kılın? Evet, biz de öğrenebilir miyiz? Şimdi onu öğrenebilir miyiz? Tabii ki öğrenebiliriz de benim öğretebileceğim bir şey değil. Hani ben işte çayı biliyorum, kahveyi biliyorum. İşte efendime söyleyeyim böyle spesiyel şeyler yapmayı biliyorum. Gerisi Esin'de. Yani. Anlamadım bir şey. Cici kardeşim benim. Düğün ne zaman? Ne düğünü ya? Şirketle nikah dairesine gidecekmişsiniz. Gün almak için öyle değil mi? Öyle mi? Öyle. Gel bir tebrik edeyim. Peki düğün ne zaman? Düğün... Şey... Oldu mu şimdi Esin? Ha? Oldu mu? Soruyorum sana. Soruyorum. Biz şurada ailecek, arkadaş karesi olaraktan yani mahallecek düz koşularla sizin düğününüze hazırlanırken sizin şu yaptığınız oldu mu? Reva mı bu ya? Biz cami olarak bir kamp bile düşündük. Mesela? Da biz düşünmedik Selami. Olmadı. Olmadı. Hiç yakışmadı. Muhtar. Hı. Oğlum tam bir iki laf etsene lan. Aha şapka çıktı eyvah. Esin. Ben bu mahallede doğdum, büyüdüm. Keza sen de öyle. Büyüdün, sonra Fransa'ya gittin ve doğduğun eve geri geldin. Bak ben bilirim, bilirim, şunu bilirim Esin. En güzel aşklar bu mahallede başlar, düğünle katmerlenir ve devam eder. Aşk birbirini seven çiftler arasındadır. Ama düğün hepimizin. Esin. Rica ediyorum bizi bundan mahrum et. Hadi. Helal lan Niko. Yemin ediyorum var ya bak dünyada ilk kez. Yani ilk kez bu sayılıdır. Adam gibi cümleler kurdun kardeşim. Aha tüylerim diken diken oldu. Beyler haklı. Ya bu kadar zorlu bir aşk hikayesinden sonra çok güzel bir düğün yakışır. Siz aşkınızı yaşayın. Düğünü biz hallederiz. Yani. Yani işte bilemiyorum. Bir Şevkat'le konuşmam lazım. Biz şey yapalım mı diyorsan? Yok da şey yapayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.